Özbekistan gündemine bakalım şimdi de. TRT Taşkent muhabiri Şahruh Bek Alimov karşımızda. Şahruh Bek, dün İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in Özbekistan'da olacağını biliyorduk. Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi ve Rus bakan da Özbekistan'da. Neler aktaracaksın bize? Evet, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in dün başlamıştı ziyareti, Özbekistan ziyareti ve mevkidaşı Abdülaziz Kamilov'la görüşmüştü. Ondan sonra Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi ve Özbekistan-İran ilişkileri bir kez daha ele alındı. Özbekistan ve İran ilişkileri Özbekistan'ın diğer ülkelerle işbirliğinde de önemli yere sahip, çünkü denize ulaşma konusunda İran çok önemli bir coğrafi stratejik mekanda yerleşiyor. O yüzden de İran'la ilişkilerin daha iyi de olması, daha iyi geliştirilmesi için görüşmelerde bu tür konular ele alındı ve İran'dan transit koridoru olarak kullanmak amacıyla birçok konular tartışıldı. Onun dışında İran, Özbekistan, Türkmenistan, İran hem de Umman devletleri arasında transit koridorunu oluşturmak ve bu koridordan tam kapasiteyle kullanmak amacıyla bir takım projeler görüşüldü. Onun dışında Özbekistan denizlere ve diğer ülkelere dediğimiz gibi Türkiye'ye de ulaşma konusunda İran'dan kullanıyor ve bu konuda İran'la işbirliği oldukça önemli. Onun dışında İran Dışişleri Bakanı Özbekistan'ın Afganistan'da barışın ve güvenin sağlanması için yaptığı çalışmaları kutladı ve bunun için İran tarafından her ne kadar destek lazımsa destek verileceğini de belirtti. Onun dışında Özbekistan'ın İran'la işbirliğinde ve burada Özbekistan'da üretim ve yatırım konusunda birçok projeler ele alınacağını da belirtti. Onun dışında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov'u kabul etti ve Rusya ile işbirliğini geliştirmek ve bu konuda ticaret cirosunu artırmak konularında fikirler alışverişinde bulundu. Özbekistan ve Rusya arasında işbirliği oldukça önemli yere sahip, çünkü Özbekistan'ın yurt dışındaki en yakın 5 ortağından biri Rusya oluyor ve bu konuda Rusya ile ticaretin geliştirilmesi oldukça önemli. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov'un Özbekistan ziyareti kapsamında Innoprom Sanayi Fuarı düzenleniyor ve 5-7 Nisan tarihlerinde Özbekistan'da bu geleneksel sanayi fuarı düzenleniyor bu. Ve şunu da belirtelim, Özbekistan'da bu fuar ilk defa düzenleniyor. Diğer geleneksel fuarların burada düzenlenmesi ilk defa yaşanıyor diyebiliriz ve sanayi konusundaki bu fuar Özbekistan'da yatırım ve üretimi geliştirmeye bir adım olarak hizmet edecek. Şimdi Covid vakalarına gelecek olursak, Covid vakalarında da az da olsa sevindirici bir durum var. Çünkü günlük vaka sayılarında artış, düşüş görülüyor. 200'lere yaklaşmıştı ama son 24 saat içerisinde 133 kişide koronavirüs tespit edildi ve bununla birlikte 83.935'e ulaştı toplam vaka sayısı. Taburcu oranı da %98 olarak Sağlık Bakanlığı tarafından belirtildi ve 118 kişi son 24 saat içerisinde taburcu oldu. Şu anda ölüm vakası son 24 saatte bir kişi de görüldü ve toplam ölüm vakaları 632 olarak belirtildi. Aktif olarak 1422 kişi koronavirüsten şu anda tedavi görüyor ve 209 kişinin durumu ağır olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte Özbekistan'da toplu aşılama işlemleri devam ediyor ve ilk 20 bine yaklaştı aşı olan vatandaşlar sayısı ve bu ay sonuna kadar bu sayı artacak. Teşekkürler. Şahruh Bek, Alimov.